bir şekilde yapacağız o kalitesiz altında. Bir şekilde en çok normalde zayıf olup yanakları biraz daha olduğu için kilolu gibi gözüken hastaları yapıyoruz zaten. Gülhan Hanım da öyle. Normalde zayıf. Yanakları yalnız birazcık onu kilolu gibi gösteriyor. Orayı birazcık inceltmeye çalışacağız. Bakalım ne kadar bir şart dokusu bulacağız. Daha önce masseter botoksu yaparak arka kısmını biraz inceltmiştik. Biraz da burayı inceltelim. Bişektomiden sonra biraz daha çene hattı hafif daha belirginleşecek. Bir de elmacıkları biraz daha belirgin. Tabii bunun için birkaç ay zaman gerekecek. 3-4 ayda tamamen neredeyse oturmuş oluyor. Bakalım. Hadi başlayalım. Kaldır olur mu? Seni biraz soluklandırırız. Ama kocaman yağ dokusu şu an ağzının içine çıktı zaten. Çekmiyorum, inanmıyoruz ama cidden indi. Aynayı verir misiniz? Aynayı ver. Hayır, daha bir de oranın oturma süreci var da. Ciddi söylüyorum, al bak. Ne? Nerede çikolatalar parça? Görmedin mi? Bak. Aç bakalım, bir kuruluyor. Geçmiş olsun, iki atacağım sana. Bak. Çok zorlamadı değil mi sen? Bizi de zorlamadı. Bazen bulmak çok zor oluyor. Yarım saat 45 dakika topuyu bulmaya çalışıyor. Bu kadar bir set bitmiş, ben neyi bulamak? Sağ ayaklı kes attığımız dik dik. İki tane dikiş attım, küçük bir kes attı. Hızlıca iyileşecek burası. Bu da diğer yanakta kes attığımız dik dik. İpleri ben gömüyorum. Dışarıdan ip gözükmesini istemiyorum. Hatta şunun ucu azıcık gözüküyor, onu da keselim. İkişer tane dikiş yetti. Birkaç gün acılı sıcak şeyler yemeyecek. Ağzı almak istemiyorum. Bu kadar. Evet, ortalama 3'er cc civarı her iki yanaktan bir şat yağ dokusu çıkardık. Çıkardığımızda da hafif inceldi ama birkaç ayda yanaklarını daha ince göreceğiz. Öncesi sonrası fotoğrafları o zaman inşallah olacak. Değil mi Gülhan? Teşekkür ederim. Var yaşamın. Evet. Harika. Zaten hocam daha önce de bir yağın yatımı yapmıştı. Evet. Sonsuz güven. O da bir yağ idi değil mi? Teşekkür ederim. Evet, aynen. O biraz daha büyüktü. O bir lipomdu. Evet, yağ dizisi büyümesiyle onu çıkardık. Peki, geçmiş olsun. Çok sağ olun.